fiyatımızı yine üstteki işlem gibi toplam fiyatına gönderilen neyi? Birim fiyatı çarpı sipariş miktarına. Ve bunu MrsBox'a göstereceğiz. Ama 20 ile 50 arasında yapacaksak %10'luk bir indirim vardı arkadaşlar. %10'luk indirimi nasıl yapacaktık? Buradaki gelen tutarı 0.90 ile çarparsak %10'luk indirimi buradan alırız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu yaptıktan sonra aşağı işte integer indirimli fiyat toplam fiyatı çarpı 0.80. Böyle de yapabiliriz. Yapabilir miyiz? Hayır. Böyle değil tabii ki. Böyle iş uzar. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şurada bir işlem yaptık ya. Bunu parantezler içerisine alacağız. Parantezler içerisine alınca bunu bir işlem olarak algıladı şu an. Ve bunun yanına çarpı, buradan gelecek sonuç çarpı 0.90. Burada aslında bir işlem var. Şurada kendi içerisinde bir işlem ve bunu tek bir şey olarak algılattırdık. Tek bir işlem olarak algılattırdık bu şekilde. Böyle yaptığımız zaman buradan 7.8 TL ile girilen mesela 30 sipariş adedi var. Bununla çarpacak ve onun da 0.90'a çarparak %10'luk indirimini sağlayacak. Ve bunu da arkadaşlar artık messageback.show diyerek %10 indirim kazandınız. Bunu yazsın. Bir alt satıra düşelim MrsBox'ta. Nasıl da escape sekansı hatırlayın arkadaşlar. Slash N harfi. N harfi bir alt satıra düşürdü bize. Ödemeniz gereken tutar boşluk toplam fiyat boşluk artı bir string birleşmesi yine boşluk TL yazıyorum ve bu şekilde kapatıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde %20 indirim yapacağım. Sipariş miktarı eşitse küçük büyük eşitse 50'ye ve sipariş miktarı küçükse 100'den toplam fiyatı eşittir. Parantez içerisinde birim fiyat çarpı sipariş miktarı çarpı 0.80 bu sefer arkadaşlar. %20'lik bir indirim yapacağız. Ve bunu MrsBox'a gösterelim. Şuna bir copy paste yaparsak zamanla kazanırız. Şuraya bir değiştirelim. %20 indirim kazandınız diye. Ve şöyle yapalım. Ve hatta arkadaşlar sorunun şurasını şöyle değiştirelim. 100'den büyük ise toplam satış fiyatı üzerinden %30 indirimli yapalım. Buraya bir else if daha, sipariş miktarı bu sefer yüzden büyükse toplam fiyatı eşittir. Bu değişkin içerisinde neyi yolluyoruz? Birim fiyat çarpı sipariş miktarı çarpı 0.70. Şuradaki MrsBox'a da copy paste yaparsak tekrardan ve else durumunda ise MrsBox.show satış yapabilmek için en az bir kitap seçmek zorundasınız. Yazdıralım. Eğer hiçbir şeye girmezse yazacak olan olay budur. Yani bir eksi değer girerse demek istiyorum. Uygulamamızı çalıştıralım. Örneğin 10 girdim. Ödemeniz gereken tutar 78.8'di. 10 ile çarpıyor. 78 TL. Güzel. Aldığımız ürün sayısı 30 olsun. Ödemeniz gereken tutar 210.6 TL. %10'luk bir indirim yaptı. 50 ile 100 arasında bir şey yapalım. 80 yapalım. %20 indirim kazandınız. Ödemeniz gereken 499.2 TL. 110 yapalım.
600,6 TL olarak indirim sağlandı. Ama şuradaki yazıyı değiştirmeyi unutmuşuz. %30 copy paste yapınca tabi değiştirmeyi unuttuk. Evet arkadaşlar, bu şekilde eksi bir değer giriyorum. Satış yapabilmek için en az bir kitap seçmek zorundasınız diyor arkadaşlar. Biri seçiyorum, ödemeniz gereken 7,8. Zaten birim fiyatı aynıydı, 7,8'di. Aynı şekilde gösterdi arkadaşlar. Bu örneğimiz de bu kadardı. Ve arkadaşlar son örneğimize geleceğiz. Bu ders gerçekten bayağı uzun oldu. Ama detayına kadar inmek istedim, bu yüzden böyle. Karar yapıları if else projemize sağ tuş new item, şöyle add new item diyoruz. Windows Forms başlatıyoruz. Yeni bir form yapacağım, bu son örneğimi de. Form 3 diye adını bırakıyorum. Form 2'yi kapatıyorum artık. Program CSS'de Form 3'ün çalışacağını söylüyorum. Ve Form 3'te arkadaşlar bize 3 tane, 3-4 tane kontrol lazım. Bir tane label atalım. Label'ı kullanmadık. Bir tane text box atalım arkadaşlar. Bir tane buton atalım. Bir label daha. Ve bir label daha arkadaşlar. İlk label'ımızın text'ine lütfen aşağıdaki değerleri yazı alanına giriniz. Yazalım. Şöyle şuraya koyalım. Ve şöyle altına biraz boşluk bırakalım. Bir label daha koyacağız arkadaşlar şuraya. Ve bunun adına nasıl bir şey yapabiliriz? LBL labeling kısaltması, LBL rastgele sayı diyelim name özelliğine. Text özelliği şu an şöyle kalsın. 6 tane 0 koyuyorum. Görüntü olarak burada kalsın diye koyuyorum. Normalde hiçbir şey koymasak da olur. Örneğimizde çünkü orada koymasak da olabiliyor. Örneğimiz yapacağımız örnekte. Ve butonumuzu da şöyle uzatalım. Butona da btn giriş yap diyelim. Text özelliğinde de giriş yap yazalım. İkinci label'ımız şuradaki. Buna da text özelliğine kalan giriş hakkınız diyelim. Label 3'ümüz. Bunu da text'ine 5 yapalım. Name'ine de label'e kalan hakkınız diyelim. Şöyle biraz klavyenin sol tuşuyla biraz daha yakınlaştırıyorum. Şurayı biraz daha küçültelim. Ve 5 olan label'ımızı buradan fore color'dan rengine şöyle bir yeşil yapıyorum. Font'unu açıyorum. Bold yapıyorum. Hatta dark green yapalım. Ve şuradaki yazımızı da bold yapalım. Şunu şöyle biraz çekelim artık. Tamamdır. Şimdi text box'ımıza isim verelim. Text'e giriş alanı diyelim buna. Butonumuza isim vermiştik. Şimdi arkadaşlar butonumuza çift tıklayalım. Click yanıtına düştük. Ve şimdi yapacağım şey arkadaşlar, form açıldığı anda, formu açtığımız anda şuradaki 00 yazdığımız label'a buranın text'ine rastgele 6 haneli bir sayı yazacağız. 100 bin ile 1 milyon arasında, yani 999 bin diyelim biz ona. 100 bin ile 999 bin arasında rastgele, yani örnek veriyorum 576.483 yazacak. Ve biz buradaki yaz, yani bu güvenlik kodu gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hani internet sitelerine üye olurken yazar, yani güvenlik kodunu giriniz gibi. O örnek gibi düşünün bunu şu an. Burada 6 haneli bir rakam olacak. Rastgele bizim belirlediğimiz sayı aralığı içerisinde rastgele bir sayı olacak. Ve onu aynısını buraya yazarsak
Giriş yap dediğim zaman giriş yapacak. Onu kontrol edeceğiz. Eğer if else mantığıyla kontrol edeceğiz. Eğer buradaki sayı burada eşit değilse kalan hak sayımız 4'e düşecek. Bir daha yanlış girersek 3, 2, 1, 0 diye en son 0'a eşit olduğu zaman giriş hakkınız kalmadı yazacak bu 5 yerine ve giriş yap butonu artık tıklanmaz hale gelecek ve buradaki yazı yazdığımız alanda pasif hale gelecek. Yazı yazamayacak hale gelecek. Eğer doğru girersek zaten direkt giriş yap dediğimiz zaman örneğin giriş başarıyla doğrulandı gibi bir yazı çıksın istiyoruz. Biraz detaylı ama güzel bir örnek olacak ve son örneğimiz olacak if else mantığıyla.